Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün vize sorunları hakkında verilen önerge ile ilgili konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. Aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle vatandaşlarımızın vize süreçlerinde karşılaştığı sorunların hepimiz için hassasiyet gerektiren bir mesele olduğunun farkında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu sorun yalnızca bireysel seyahat yapan vatandaşlarımız için engel teşkil etmiyor elbette. İnsan kaynakları boyutu var, ekonomi boyutu var. Bütün alanlarda zorluklar çıkarmaktadır. Değerli milletvekilleri, vize meselesini sadece salt, idari bir sorun ya da tek taraflı bir meseleymiş gibi görmeye çalışmak çok doğru olmayacaktır, bizi çözüme götürmeyecektir. Bu konu uluslararası ilişkilerin çok boyutlu doğası içinde şekillenmekte ve karşılıklı diplomatik müzakereleri, iyi niyeti ve işbirliğini gerektirmektedir. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde meselenin çözümüyle ilgili Dışişleri Bakanlığımız sürekli bu konuyu değerlendirmekte ve bununla alakalı çalışmaları yapmakta, adımları atmaktadır. Bugün dünya geneline baktığımızda değerli arkadaşlar, Türkiye dış politikada o kadar güzel şeyler yapıyor ki 261 dış temsilcilik ağı ile dünyanın en fazla dış temsilcilik ağı olan ilk 3 ülkeden birisi olmuş durumdayız. Bakın, ben size şimdi bazı rakamlar vereceğim. Az önce burada rakamlar söylendi ama değerli arkadaşlar, rakamları, istatistikleri doğru bir şekilde milletimize anlatmamız gerekiyor. 2024 yılı itibariyle konsolosluklarımızda 2,5 milyonun üzerinde işlem gerçekleştirilmiş, 35 gezici konsolosluk hizmetiyle vatandaşlarımıza bulundukları yerlerde hizmet verilmiş, ayağına hizmet götürülmüş. Yine bakanlığımızın çağrı merkezi aracılığıyla 660 bin başvuru değerlendirilmiş ve vatandaşlarımıza yanıt verilmiştir. Bu rakamlar devletimizin vatandaşına gösterdiği değerin en önemli ifadesi, en somut ifadesidir. Bizler çözüm odaklı bir yaklaşımla vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz. Vize sorunlarını arkadaşlar, salt Türkiye'nin çabalarıyla ya da bir ülkenin, sadece bir ülkenin çabasıyla anlamak ya da çözmeye çalışmak maalesef mümkün olmuyor. Karşı tarafında aynı meseleye çözüm odaklı yaklaşması gerekiyor, işbirliği yapması gerekiyor. Bu sorunun çözümünde, belirleyici ve biz bunun mücadelesini veriyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın, burada bazı rakamlar verdiniz. Sanki Avrupa Türkiye'ye, özellikle Türkiye'ye vize vermiyor gibi bir algı oluşturuyorsunuz. Şimdi ben size burada rakam söyleyeceğim. 2023'te Türkiye'de yapılan tüm Schengen başvurularının %16,1'i reddedilmiş. Dünya ortalaması ne? %16. Sayın Can Bey, lütfen tamamlayın. Sadece Türkiye'ye özgü bir meseleymiş gibi bu sunuluyor. Bunu anlamak mümkün değil. Ayrıca size bir istatistik daha vereceğim. Bu istatistik gerçekten önemli. Türkiye verilen Schengen vizelerinin dünya toplamının %10'unu almış arkadaşlar. Çin'den sonra ikinci sırada. Yani tüm dünyada verilen Schengen vizelerinin %10'unu Türkiye almış. Yani böyle bir istatistik de var. Bunu da doğru değerlendirmek gerek. Avrupa'dan bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi bununla birlikte 2023'te Schengen vize başvurusu %36 artmasına karşılık, arkadaşlar, red oranı kaç biliyor musunuz? 0,4. Red oranı 0,4. Yani milletimizle doğruları paylaşalım. Buraya çıkıp demagoji yapılıyor, algı yapılıyor. Bakanlığımız sorunun çözümüyle alakalı arkadaşlar zaten muhataplarıyla yoğun bir diplomatik mücadele veriyor. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, Sayın Başkanım, lütfen arkadaşlar gürültü yapıyorlar. Süren doldu senin. Yani Sayın Can Bey, süren doldu. Bir dakika da uzattım Sayın Can Bey, heyecandan süre uzatıldığını fark edemediniz. Bitti. Bir dakika da bitti. Efendim, sataşma yok, laf attılar. Sayın Şahin, buyurun. Şimdi AK Parti adına konuşan Atiba arkadaşımız doğruları söyleyin dedi. Evet. En çok temsilcilik olan üçüncü ülkeyiz dedi. Bunlara itirazımız yok arkadaşlar.
Ancak şöyle bir sorun var. Sorunlarla ilgili biz muhalefet partileri olarak, muhalefet partisinin bir grup başkan vekili olarak büyükelçilerimize ulaşamıyoruz. Bir başka sorun. Bakın, kadına karşı, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününü burada andık. Yani bir kadına karşı şiddetle ilgili bir konuyla ilgili Kıbrıs'taki büyükelçimize 3 gün boyunca aradım, ulaşamadım. 3 gün boyunca telefon resmi toplantısı bitmedi beyefendi. Bir muhalefetin grup başkan vekiline, bir büyükelçinin dönmemesi gibi devlet terbiyesine aykırı bir şey olamaz. Burada bakın, bunun gibi birçok sorun sayabiliriz. Ben en son sorunumu Dışişleri Bakanı'na ileterek çözmek zorunda kaldım. Başkanım. Teşekkür ederim. Sayın Şahin, lütfen. Şimdi bu usul dışı bir iş, biliyorsun. Ama buyur. Lütfen. Şimdi arkadaşlar, bizim önergemiz üzerine hiçbir sorun olmadığı gibi buradan bir konuşma yaptılar. Bakın, ben çok naif bir öneride bulundum. Sorun yok diyorsanız, hatta reddedecekseniz bile, bakın Adem Bey karşımda, ikinci bölgenin milletvekili, birlikte Mecidiyeköy'deki İDATA aracı kurumuna gidelim. Oradaki vatandaşlarımızın İtalya'ya nasıl randevu alamadıklarını, nasıl vize alamadıklarını, sorunu görelim. Ya akademik yıl başlamış, öğrenciler İtalya'ya gidemiyorlar. Bu sorunlar bahsediyoruz. Biz bir sorun var, bu sorunu birlikte çözelim diyoruz. Amacımız iktidarı dövmek, sizi dövmek değil. Derdimiz burada bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Ya bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Siz sorunu dahi kabul etmiyorsunuz. Nasıl anlaşacağız bilmiyorum. Takdiri, bakın, bir sorunu burada gündeme getirdik. Siz reddediyorsunuz. Takdiri biz milletimize bırakıyoruz. Başkanım, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Temelli, söz talebiniz mi var? Yok. Sayın Şahin Usta. Ya sataşma var mı? Ne dedi? Ya bir Sayın Şahin, bir dakika bırakın. Sayın Can Bey ne dedi? Ya arkadaşlar, şu anda bu tartışmayı Sayın Can Bey burada. Sayın Başkan, ortada bir sataşma yok. Sataşma yok. Yerinden buyur bakalım. Sataşmadan vermiyorum. Bir kısa açıklama. Tamam, çok kısa başkanım. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii ki benim konuşmamın bütünlüğüne bakarsa eğer önergeyi veren arkadaşımız, grup başkan vekilimiz, benim oradaki ifademi çok net bir şekilde görecektir. Meseleyi değerli toplu değerlendirdiğimi görecektir. İtalya meselesiyle ilgili biz ailelerle birebir şu anda irtibata geçiyoruz. Meseleyi çözmeye çalışıyoruz. Orada öğrencilerin sorunlarını çözmeyle ilgili de önemli mesafeler kat ettiğimizi özellikle söylemek istiyorum, altını çizmek istiyorum. Arkadaşlar, bu karşılıklı bir konu. Türkiye kendi meselesini çözmeye çalışıyor ama karşı tarafta da bir ülke var. İşbirliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun mücadelesini biz veriyoruz. Yani tamam, çözüyoruz yani. Şu anda çözmüyormuşuz gibi bir şeyi kabul etmiyoruz. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Şimdi Saadet Partisi grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir. Değerli milletvekilleri, şimdi İYİ Parti grubunun iş tüzüğünün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. Öneriyi okutuyorum, buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Danışma Kurulu 26 Kasım 2024 Salı günü toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin iş tüzüğünün 19. maddesi gereğince genel kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. Uğur Akavuncu, İstanbul Milletvekili Grup Başkan Vekili. Öneri: Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın ve 19 milletvekili tarafından eğitim sistemimizde yaşanan sorunlar ve okullarda yaşanan temizlik problemlerinin giderilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 18 Ekim 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilmiş olan meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerin 26 Kasım 2024 Salı günkü birleşimde yapılması önerilmiştir. İYİ Parti grup önerisinin gerekçesini açıklamak üzere Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın'a söz veriyorum. Sayın Aydın, buyurun. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, İYİ Parti grubu adına vermiş olduğum önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor. Başta
baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. PKK'lı teröristlerce şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz gibi tüm şehit öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın milletvekilleri, eğitim sadece bir kalkınma aracı değil, aynı zamanda bir ülkenin geleceğine yazılmış bir kaderdir. Ama ne yazık ki ülkemizde bu kader yıllardır sistemsizliğin ve politikasızlığın esiri olmuştur. Türkiye'de eğitim sistemi AK Parti iktidarı döneminde adeta yapboz tahtasına dönmüştür. 22 yılda tam 18 kez değişen eğitim sistemi öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi istikrarsız bir sürecin içine hapsetmiştir. AK Parti hükümeti 22 yılda 9 Milli Eğitim Bakanı ile çalışarak kırılması güç bir rekora da imza atmıştır. Her gelen Milli Eğitim Bakanı kendi ideolojisine göre sistemi yeniden şekillendirmiş, eğitimde kaliteyi değil günü kurtarmayı hedeflemiştir. Bugün dünya eğitim sıralamalarında hızla gerileyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Çünkü bu hükümet eğitimi siyasetin bir aracı olarak görmektedir. Ancak biz eğitimi bilim, liyakat ve akılla yönlendirilen bir alan olarak görmekteyiz. Değerli milletvekilleri, bugün öğretmenlerimiz eğitim sistemimizin en büyük mağdurlarından biridir. Maaşları yetersizdir. Ekonomik krizle birlikte geçim sıkıntıları daha da artmıştır. Birçoğu ikinci bir iş yaparak ailesine bakmaya çalışmaktadır. Ancak öğretmenlik bu ülkenin geleceğini şekillendiren kutsal bir meslek ve bir yaşam biçimidir. Bu mesleği icra edenler ekonomik kaygılarla değil toplumun saygısını kazanarak yaşamalıdır. Atanamayan öğretmenlerimizin yaşadığı mağduriyet ise hepimizi derinden yaralamaktadır. Binlerce öğretmen adayı yıllarca okullarından mezun olup büyük umutlarla atama beklemektedir. Ancak bu süreçte mülakat adı altında yapılan adaletsiz uygulamalarla karşılaşmaktadırlar. Sayın Erdoğan mülakat sistemini kaldırma sözü vermişti. Fakat verilen bu sözlerde tutulmamış, öğretmenlerimizin umutları bir daha kırılmıştır. Muhterem milletvekilleri, eğitimde bir diğer büyük sorun fırsat eşitliğinin sağlanamamasıdır. Kırsal kesimde okuyan öğrencilerle şehir merkezlerindeki öğrenciler arasındaki uçurum giderek büyümektedir. Devlet okulları temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanırken özel okullara yönelen ailelerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bugün Türkiye OECD ülkeleri arasında ilkokul seviyesinde en az kamu harcaması yapan ancak özel okul harcamalarında en üst sıralarda yer alan ülkedir. Bu tablo AK Parti'nin eğitim politikalarının iflasının açık bir kanıtıdır. Sayın Erdoğan'a ve hükümetine buradan sesleniyorum. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmadan ülkemizin geleceğini inşa edemezsiniz. Okulların fiziki koşullarını düzeltmeden, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal haklarını korumadan, çağdaş ve bilimsel bir eğitim sistemi kurmadan kalkınmayı başaramazsınız. Çünkü eğitim yalnızca bireylerin değil, milletlerin kaderini değiştiren bir alandır. Bizler İYİ Parti olarak eğitimi siyasetin gölgesinden çıkaracak bilimin ışığına teslim edeceğiz. Eğitimde liyakati esas alacağız. Mülakat sistemini tamamen kaldırarak adil ve şeffaf bir atama sistemi oluşturacağız. Öğretmenlerimizin kadrolu, sözleşmeli... Sayın Aydın, lütfen tamamlayın. Öğretmenlerimizin kadrolu, sözleşmeli, ücretli gibi ayrımlara maruz kalmasına son vereceğiz. Kırsalda eğitim gören çocuklarımızın şehirdeki akranlarıyla
aynı imkanlara sahip olması için kaynaklarımızı seferber edeceğiz. Eğitim bütçesini artıracak, özel okul bağımlılığını azaltacağız. Devlet okullarını güçlendirmek, ülkemizin geleceğini güçlendirmektir. Çünkü eğitimde tasarruf değil, yatırım yapılır. İYİ Parti olarak eğitim sistemimizi modern dünyanın gereklerine uygun hale getirecek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme hedefini kararlılıkla hayata geçireceğiz diyor genel kurulu ve tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Aydın, teşekkür ediyorum. Öneri üzerinde ilk söz Saadet Partisi grubu adına Samsun Milletvekili Mehmet Karaman'a ait. Sayın Karaman, buyurun.